Merhabalar nasılsınız bakalım Evet arkadaşlar bugün 17 Aralık 2020 güncellemelerine bakacağız ee, Öncelikle normal güncellemeler Son olarak da yılbaşı etkinlikleri adı altında paylaşılan bu e, duyuruya bakacağız İlk olarak normal güncellemelere bir bakalım Sunucu bakımı ile birlikte yapılan değişiklikleri aşağıda bulabilirmişiz Yılbaşı etkinlikleri başlamış arkadaşlar Zaten farkındaysanız ana İsim geçtiği bir şeyler oldu orada. Dur bakayım. Görüyor musunuz? Adamlar sürekli görseller getiriyor ama oyuncu için başka bir şey getirmiyorlar. Helal olsun. Bu şekilde bir yılbaşı teması gelmiş. Geyiklerimiz var. Hediye paketleri var. Lamı niye takmamışım lan? Evet. Bakalım. Twisted Maradon zombi etkinliği başlamış. Bunu da bakarız birazdan. Yanda vardır büyük ihtimal. Vega sunucusunda JR 1 artı 1 Ödül etkinliği sona ermiş arkadaşlar. Bunu tamamdır. Vega sunucusundaki HP, DEF ve damage arttıran eşyaların satışı sona ermiş. Leader sıralamasındaki ilk 40 oyuncunun ismi gradyan efektiyle gösterilecek. Ha. Bu oluyor işte arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Kaçıncı sıradayız ki bunu gösteriyor? 8. sıradaymışım. O yüzden ilk 40 yani. Bu şekilde Elsa Jean yazan bölüme kadar 40. sıraya kadar bu şekilde bir efekt ortaya çıkacakmış. Onu da görmüş olduk. Warrior sınıfının provoke yeteneğinin tekrar kullanım süresi 5 dakikaya çıkartılmış arkadaşlar. Deva yaratığının can değeri arttırılmış. Büyük ihtimal bunun için yüzde atılmaz. Bak sizde ilk defa okuyorum. Deva bird yaratığına artık yüzde lan var ya yemin ediyorum. Artık yüzde hasar vuran yetenekler kullanılmayacak. Esland, Elmorat ve Lüferson Kestel bölgelerinin haritalarındaki yaratılık ismi farklılıkları düzeltilmiş. Atak ve heal yetenekleri silahsız kullanılmaz hale geldi diyor. Bunu bir deneyelim. Normal şunlara dalıyordur. Büyük ihtimal de. Ya bir çıkartalım. Gelin bir bakalım. Şu Pardon adamlar adamlardan bunlardan birisini salsalar bana şurada çıkar bir tane. Yarım olan yok mu ya? Hah, şurada çıktı bir tane. Bu atak yapıyor tamam. Etkinlik muhabbetidir diye bir de wormu deneyelim. Silahsız atak yapabiliyorum. Yanlış mı okudum ben? Atak ve heal yetenekleri silahsız kullanılacak yetenek diyor. Adam mı koparıyorsunuz lan ben niye kullanabiliyorum bunu? Evet arkadaşlar bunu herhalde diğer joblar için. Şimdi ben mage'de olduğum için herhalde olmadı. Yaratık veya eşya görevlerinde artık haritada görevi tamamlamak için gidebileceğiniz tüm alanlar gösteriliyor. Tamam bu da güzel olmuş. Güzel rehber olarak hani görev yapıyorsunuz. Tak haritada işte bu burada şu düşüyor bu düşüyor. Bu ne sadece kardan adam mı var etkinlik olarak diyor arkadaş. Dur bakalım dur. Bir karıştırma ortalığı okuyorum şimdi. E, gösteriliyor. Tamam. İsilyon yaratığının ortadan kaybolma sorunu giderilmiş. E, DKM Dark Knight Mage eşyasının art, aynı ırktaki oyuncularına hasar yerine heal vermesi sorunu giderilmiş. Aynı ırktaki oyuncuların a -a, hasar yerine heal vermesi. Evet. Dark Knight Mage kullanıldığı sırada CZ'de Angel patlamasının hasar vermeme sorunu giderilmiş. Klan seviye atlama sisteminde değişikliğe gidilmiş. Neymiş bu değişiklik? Artık eşya toplama görevi olarak değil. Ha bu falan kor falan kesiyorsunuz ya. O değil artık. Yaratık öldürme görevi olarak yapılacak. Ha şunu öldür bunu öldür bitecek. Klan seviye <laughs> özür dilerim. Klan seviye yükseltme alanında tamamlayacağımız görev ile klan lideriniz alandaki NPC üzerinden klan seviyesini seviyenizi yükseltebilecek görev Parti ile tamamlamanız gerekmektedir diyor Şimdi gel gelelim Bunu Açtık da Zombi etkinliği neymiş Twisted Marathon diyor ama Ona da bir Bakalım Etkinlikte herhalde Yok bunda yok duyuruya bakalım Ah burada bak burada Varmış Bunları okuyacağım bir dakika Evet bok ettik kişi. İlk yılbaşı etkinlikleri dedik. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Baş belası kardan adamların çaldığı Noel ruhunu şiddet. Etkinlik süresi ayın 17'sinde. Yani bugünden bir hafta. 14'ünde diyormuş. İnceleme içerikleri baş belası kardan adamlar. Bu gavatları kavatları söylüyor galiba. Nerede o? Bu? bunlar. Bunlar tamam. Beyaz Noel kutla, kutsaması. İvex krisis etkinliği. Kış teması. Kış teması bu. Aa. Bunu gördün. Happy New Year. Bak buraya Christmas. Happy Christmas. Bir şeyler yazıyor burada. Adamlar yapmış abi. Adamlar yapmış. Bak burada ne var. Neyse. Ee, devam edelim. Adamlar yapmış abi. Kış teması. Olaylar olaylar. Tamamdır. Ee, yeni yıl heyecanımızda bu baş belası kardan adamlardan bunlar düşüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, bunun linkini koyarım ya. Uzatmaya gerek yok. Yani farklı bir şey var mı diye bakıyorum da. Şunu okuyacağım. Bunu ben istiyordum. Geldi sonunda. Güzel. Yani yaratıklara verilen hasar biliyorsunuz ki. Aa bilmiyorsunuz. Artık ben int priest diziyorum. Artık farm videolarım onunla gelecek. Tabii farm yeri bulursam. O yüzden istiyorum bunu. Neyse. Ee, bu baş belası kardan alımları avlayarak, avlayarak. Muz. Patates ve domates. Soğan. Oli Starlink Bunları. Alıyormuşuz arkadaşlar. Bu özellikler veriyor. Bunları zaten dediğim gibi link olarak paylaşacağım. Açıklamada görürsünüz. Etkinlik bitiminde oyundan silinecek diyor. Biliyorsunuz bunlar etkinlik bittikten sonra oyundan siliniyor. Fakat e, skill barınızda durduğunda oyun kasmaya başlıyor. Garip bir bug. Bunları sonra e, etkinlik bitince ne yapıyoruz? Skill bardan atıyoruz. E, Holy Starlight eşyasıyla ile Star Minevra üretme fırsatını sakın kaçırmayın diyor. Bir adet Holy Star Link bir adetten Starlight işte. Bir de Spell Stone Powder. Bu mavi toz var ya Unique Item kırdırdığınızda çıkan. Daha doğrusu Unique Takı. Old Unique Takılardan. Bronze Star bir adet. Holy Star Link bir adet. 15. Bunda bir etki yok. İkinci etki de ver yetkiyi gör etki diyor ve %1 arttırıyor. Bunların hepsi yapıldığında silver bardı oydu buydu şu lan bunlar şimdi fiyatları uçar ha. Yaratıkları %3 hasar veriyor. Evet. Hoti, Holy Starlight ile kazanın. Etkinlik süresi boyunca Holy Starlight eşyalarınızı dilerseniz bir hediye karşılığında Beautiful Santa. Bunu nereye eklemiş bakacağız şimdi. Parfait ile takas edebilirsiniz. Parfait. Neredeymiş bakalım. Ne olarak başlıyordu tekrar. Yanlış olmasın. Beautiful Santa. eklemişler midir? Bulabilir miyiz burada? Ha, A, B, Beautiful Santa. Galiba eklenmemiş ya da ben kaçırdım. Bilmiyorum. Biz bakalım. Şöyle B'ye basalım. Bu şeylere baz alıyor. Onu tıklıyor. Evet. Beautiful Santa neredesin? Hop. Beautiful Santa. Bak nasıl buldum. Nasıl tak diye buradayım. Ha, getireceğim buradan acı diyor. Buradan alacaksın diyor. Bak bu NPC'de burada beyler. Sağ tarafta. Şu beautiful Santa diyor. Harbi güzelmiş lan. Yapıyor adamlar abi. Bu tamam. Burada gördüğünüz gibi. Ee, bu 3 adet mesela cevellerden alabiliyorsunuz. Bir, birer adete Monster Key. VIP. Aa bak bu çok güzelmiş. Peki bir seferlik mi? Burada yazıyordur herhalde. Takas edilebilir diyor. Ha, bu değişim küreleri. Öyle diyeyim size. Golden Light Star Ring olarak. Megi Çamur 5'li. Etkinlik boyunca oyun içerisinde her gün en az 1 saat kalarak yaratıkları ve düşman savaşçılarını öldürerek ya da NPC MacP vereceği görevi tamamlayarak Snow Kristal eşyası toplayabilir arkadaşlar? <laughs> Snow Kristal eşyalarıyla alabileceğimiz eşyalar da bunlarmış. EP veriyor, 20 veriyor, o veriyor. 10 ne? Bu evet. Yine aynı muhabbetler alıyoruz. Dedim ki bunun linkini çok uzatmayacağım. Ben oyun içi şeylere bakayım dedim. Tamam bunları gördük. Ee, şu Ibex etkinliğine bakalım. Etkinlik süresince NPC Asset'ten 5000'lik Ibex ve Crisis Pot paketlerini satın alabilirsiniz diyor. Disk Premium ile fiyatları bu şekildeymiş. Normalde bu. Yani şöyle söyleyeyim. DC Sunrest'te şuradaki karıda önüne süreyim ben. Buradaki karıda kardeşlerim. Ibex yani cam potu 5000'i 55 M'den alabiliyorsunuz. Crisis'i ise 80 m Bu şekilde. Evet. Niye yanıldım ben? TC Sandres diyor aman koyayım. Ya, disk premium ile fiyatları diyor. Disk premiumsuz bu şekildeymiş. Nereye koydunuz lan? Burada. Allah Allah. Okuduğumu var ya anlamıyorsun. İşte böyle gerizekalıca bir iş. Burada yazıyor işte ha. Gördünüz mü? Bizde para yok değil mi? Bir de çekmesin ama ee, evet. Bu şekilde buradan alabiliyorsunuz. Bu şekilde gitmişim. Bu şekilde 105 DC primimiz olsa bunu al bu kadar bunu geçelim zombi etkinliği arkadaşlar bunu da ben ee, şeye koyayım açıklamaya koyayım etkinlik sunucu bakımıyla birlikte aktif hale gelecek etkinlik Türkiye saat ile 16.21 yani saat 5 ile 10.30 arası mı? ya yani oyun saatli öyledir herhalde. Çünkü biliyorsunuz oynama var. Etkinlik saatinde Maradonda bulunan Apprentice Priest Joan isimli NPC ile etkinliğe katılım sağlanabilecek. Etkinliğe en fazla 100 kişi, 80 ve üzeri seviyedeki oyuncular katılabilecek. Rift toplayarak ha. Rift'te görevler veriyor. Sadece rift'i yok edebilir. Yani Arkadaşlar bunu da koyarım. Çok uzatmayacağım. Etkinlikleri. Bu videosunu çekerim ben ya. Hiç şeye gerek yok yani öyle. Işte okumam da. Bakalım. O da şurada mı galiba? Aynı. Bu NPC'ye geliyoruz. Saat 5'te açılıyor ya da 6'da işte. Onu. Join. Drift Marathon Expedition diyor. Okuyalım mı bunu da? Çok uzadı video. O yüzden uzatmak istemiyordum pek ama. 12 dakika olmuş bile buna koyayım. Şimdi. Arkadaşım ya. Event Hamlen mi veriyorsun başka bir şey vermiyor musun? Ben bunun linkini de koyayım. Bu pek yararlı bir şey değil. Ama koyarım. Ben çok uzattım. Ee, yani etkinlikleri duyurmak pek istemiyorum. Ben genelde güncellemeler benim zaten adım başlığımız şey. Güncelleme notları ve bunlar etkinlikler bir şeye giriyor. Bunları Gösterme yani göstermeye bunu zaten anladık da. Zombi istilasının videosunu çekerim ben size. Bunu da açıklamaya linkini koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.